صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال واكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين. Muhammed ve ala ali ve Bir hacı efendi dedi ki: "Hocam dedi dün gece dedi cehennemi çok dedi anlattın dedi. Öyle anlattın ki dedi bütün iştahımız kesildi dedi. Sahur sofrasında kaldık dedi. E dedim ben de dedim kafadan uydurmuyorum. Önümüzde tehlikeli geçitler var. Tehlikeli geçitleri geçmek için buradan geçiliyor. Ben de size anlatmadan nasıl durayım dedim. Herkese iyisin, hoşsun, cennetliksin diyerek e, kandıramayız. Çünkü insanların çok günahları var. Allah'a karşı isyanları var. Bunlar kolay telafi edilecek şeyler değil. Cenneti dedi kısa geçtin dedi. O aziz bayındırın işine çattı dedi. Ondan sonra devam etti mi? O dinlememiş onu. Ondan sonraki sohbette o cenneti birbirine montelesinler. İki üç sohbette da Oh, aziz Bayındır yav dedim biletin orucunu yedirttiriyor adam ben mecbur oldum dedim. Ne yapayım reddiye pek yapmamaya uğraştım Ramazan'da farkındaysanız. Ama yani dayanamayacak şeyler oluyor tabii onları yapıyorum ama e, sizle sohbet ediyorum. hal ediyorum. Şimdi inşallah bu geceden itibaren Lale Gül'ün yayınında bir e, fark oldu. Bundan sonra da Ramazan şerif bitene kadar öyle devam edeceğiz inşallah. İftardaki sohbetin de tekrarını verilecek saat 2.50'de. Yani şimdi ben sohbete başladım. Bu sahur sohbetidir. Canlı canlı yapıyorum size yani buradan. Ama benim bu sohbetim bittikten sonra yani saat 2.50 itibarıyla iftarda yaptığım sohbet verilecek. İftarda güzel sohbetler çıkıyor. Ondan sonra tabi siz ezan okununca sahuru bitiriyorsunuz. Ama sahuru, sofrada yine biraz kalıyorsunuz dakika, 20 dakika. Çünkü namaz hemen kılınmaz. Bir 20 dakikadan evvel e, kılmamak e, lazım. Daha da geç olsa, tehir olsa daha iyidir. Biz tabi hep tehirli kılmak gayret ediyoruz baya. Sünnete, e, Hanefi mezhebinde sünnete uygun olan. Yani 40 dakika kala, yarım saat kala kılmaktır ama dayanamayan insan kılabilir. Ama bir 15-20 dakikada geçirmeden de kılmak uygun değildir. 13'ün sohbetin iftar sohbetinin ikinci bölümün dese şeyden sonra verecek. Ezandan sonra yani sahur ezanı okunuyor. Ezandan sonra ikinci bölümü verilecek. Takip edin inşallah. İnsanları haberdar edin. Mesaj çekin, telefon açın. Allah için celle celaluhu eddalu alel hayri kefale. Hayra delalet eden, rehberlik yapan o hayrı kendisini yapan gibidir. Yani bu vaazları siz millete yapmış kadar sevap alıyorsunuz. Çünkü sen demesen dinlemeyecekti. Dinlemese örtünmeyecekti. Dinlemese namaza başlamayacaktı. Dinlemese efendim zinayı bırakmayacaktı. Ramazan şerif gecelerinde kazanamayacaktı. Dinlemeyen ne olur arkadaşlar? Elbet mahrum olur. Yarın inşallah Fatih'teki mescitte olacağız. Ahmet Yesevi Derneği'nde gelenlere iftar verilecek. Hem de sohbet yapılacak inşallah. Sonra teravih de ben kıldıracağım inşallah. Orada da bazı önemli konular konuşulacak. Takip ederseniz Bedir gecesi önümüzde çünkü. Salı çarşambaya bağlayan gece. 17. gece Bedir gecesi. Çok büyük bir gece. Onun için yarınki sohbette iftardan önce bir saat kala onu anlatacağım. Yani Ramazan-ı Şerif'te çok tabii. iki bereket var, iki nimet var, iki ruhsat var, iki gece var, iki ferahlık var, iki, iki, iki gidiyor. Bu ikileri tek tek tahlil edeceğim inşallah. Efendim, bu itibarla önümüzdeki geceler çok büyüktür. Gaflet etmeye gelmez. Kaçırdığım fırsatlar bir daha geri gelmez. Geçen sene Ramazan-ı Şerif'te sağ olup şimdi kabirde yatan çok tanıdığım var. Çok tanıdığım var. Biz de olabilirdik. Bayrama çıkacağımızda Kadir Gecesi'ne varacağımız bile belli değil. Bu kadar ölüm kapımızda dolaşırken kendimizi aldatmayalım. Allah için ibadete döner. Tevbe istiğfara döner. Şimdi bir hadis-i şerif yine okuyacağım. Yine cehennem hakkındadır. Ama cennetle ilgili şeyler bitmedi dedi Hacı Efendi. Bitti esasen. Cennetle ilgili rivayeti... sonra iki sohbette daha anca bitirebildim. Ama biz yine cehenneme dönelim. Çünkü niye? Peki yani durumumuz çok cennetlik değil. Ama Allah lütfedecek, kerem edecek. Yarın gece inşallah mescitte anlatacağım. Çok büyük müjdeler de var. Müjdeleri de gizlemeyelim. Gizleyemem. Çok da müjdeyi değil ama gizleyemem. Çünkü allah Teala ayıplı da olsak, kusurlu da olsak, ne kadar yanlış işlerimiz de olsa e, namaz kılmayanlardan neyi kabul edecek? Adam zaten kılmıyor. Oruç tutmayandan neyi kabul edecek? Umre yok, zikir yok. Neyi kabul edecek? Yine kılanlardan tutanlardan kabul edecek. Onun için biz bu listeye girmek durumundayız zaten. Tabi yani iki milyara yakın Müslüman. Bunun ehl sünnet olmayanlarını çık. Bunlar mağfiretten mahrumturlar. ehl sünnet itikadı olmayan efendim şiası ve habiyesi falan sıkıntı. ehl sünnet yine bir buçuk milyar vardır. Tabi bunun da çoluğun çocuğun çık. Bulu ermemiş. Birkaç yüz milyon da öyle düşebilir. Diyelim bir milyar. Yani bulu ermiş, akıl, balık, mümin ve mümineler. Burada tabii ben bir hesap yapıyorum. Yarın Cuma ile ilgili de o hadis-i şerifi rivayet edeceğim inşallah. Daha bu hafta, bu sene okumadık onu. Yani ben 600 bin rivayeti de esasen görmüşüm ama 1 milyon rivat de var. Yani 1 milyon azatlı var cehennemden berat alıyor her iftarda. Şimdi bu 30 etse bu sene bilmiyorum 29 mu çekiyor? 30 desek yuvarlak hesap 30 milyon eder. Cumalarda bu saat başına in, iniyor. Cuma geceden giriyor. Tabii ki gece ve günün tümü, yani gece uzasa da gündüz kısalsa da fark etmiyor. Gece gündüzün tümü 24 saattir. Bu 24 saati de birer milyondan e, yapsak 24 milyon eder. Bu 24 milyonu da 4 ile çarpsak, 4 cuma olduğunu hesap etsek, değil mi efendim? 96 milyon eder değil mi? 25'ten olsaydı 100 edecekti. Bir eksilti mi? 96 milyon eder. Aylığı konuşuyorum. Ramazan tümünü konuşuyorum. Bu arada bir 96 hesabı olsa bunlar hadis-i şeriflerde sahittir. E, i̇ftarlarda da 1 milyon olsa 30 da oradan koysak efendim e, e, 100 126 e, gibi bir rakam çıkıyor. Değil mi? 126 milyon. Bir de bir hadis-i şerif tekrar var. Son gece baştan sonra ne kadar azat ettiğini sorar derler ki ya Rabbi şu kadar azat yani ettin ettin sen. Hesap böyledir. Mevla bilir de sorar. Melekleri şahit etmek için. Ne oldu? Baştan sona 129. Bu gece son gecedir. Bir o kadar toptan azat. Tedler'e yazsa bu şimdi ay, eğer 29 çekecekse son gece hangisi oluyor biliyor musun? Orayı karıştırıyorlar. 28'i 29'a bağlanılıyor. Eğer 30'sa Ramazan, 29 30 saramazan 29'u 30'a bağlanılıyor. Yoksa bayram gecesi değil. Çünkü bayram gecesi Ramazan gecesi değil. Şevvalin gecesi. Orası yani ya 28 çeker ya 29 çeker ya 30 çeker. Gökteki ayda 28 çekme ihtimali yok. Bundan dolayı ya 28 29'a bağlayandır. Bu sene herhalde 29 diye e, hatırlıyorum. Yine baksın Hafız. Söylesin bana. Ya da 29'u 30'a bağlayan gece son gecedir. E, son gecede toptan bir azat. Yani etse 129... Al sana bir 129'da. Ne etti sana? Efendim 258 diyelim. 258 milyon cehennemden berat alır. Şimdi bu hadis-i şeriflerle yaptığım bir hesaptır. Hadis-i şerifleri tek tek okuyacağım zaten. Yarınki derste okuyacağım inşallah. Çok da ümitsiz olmayalım. Ama e şimdi 258 milyon cehennemden bu Ramazan'da berat alan, azat olan boynunu kurtaran ve efendim eğer ki şey olsaydı bu Ramazan'dan evvel ölseydi, o iftara kavuşmadan ölseydi, o cumaya kavuşmadan ölseydi, kesin cehenneme gitmeyi hak etmiş olan bir adamın efendim e, bu Ramazan münasebetiyle bu gecelerin günlerin faziletine ererek azat olması çok büyük bir olay. Yani bu da şimdi ne diyorum sana işte çoluğun çık, çocuğunu çık, eli sünnet dışını çık, evsat dışında Kadir gecesi de, berat gecesi de af olmayacağını illel musarim. Musarimler af olmaz diye birçok hadis-i şerif senelerdir okuyorum. Musarim nedir ya Resulullah dediler? Müşahin, el-müşahin. Müşahin nedir? Müşahin, Müslümanlara kin tutan. Yani bir Müslümanla e, nefsi için e, üç günden fazla küsturan, Üç güne kadar müsaade var. Bir terbiye vermek için olabilir. Üç günden sonra la ehillü li ehadinen yehcura Bir Müslüman kişinin kardeşini üç geceden Üç günden fazla terk etmesi yani selamı sabahı kesmesi helal olmaz. Kebair günahlardandır. Ama tabi samimi olmayabilirsin. Ben bundan kazık yedim, ben bundan zarar gördüm dersin. Samimi olmayabilirsin ama Müslüman'ın selamı alınır, selam verilir. Böyle durumda olanlar af olmuyor. Bu beraat şeyine girmiyor. Bir de kin tutanlar Müslümanlara. Müslümanlara kin tutanların başına kim gelir? Sahabeye kin tutanlar. Sahabeye kin tutanlar kimdir? Şiyadır. İşte Haydarbaş gibiler. Adam diyor Ali'ye karşı gelenler kafir oldu. Ebu Bekir'i seçenler kafir oldu. Bütün sahabenin ulularına kafir diyor. Önümüzdeki dergide reddiye yazdım inşallah. Temmuz sayısında büyük bir reddiye yazdım ilmi. Çok ilmi hazırladım. Mesela Haydarbaş değildir. Haydarbaş'ı adam yerine koyup itibar eden zaten yok. Ben onu biliyorum. Ama e, mesele fikirdir. O fikri çürütüp doğruyu belirt, belirtmek yerine koymak lazım. E şimdi sen sahabe-i kirama kafir dersen, sahabe-i kirama kin tutarsan, e, ha, e hayreti karamayı, muaviyeyi sevmem bilmem ne, senin ne haddine düşmüş sahabeyi sevmemek? Sen kimsin? Seni kim seviyor ki? Şimdi böyle durumlarda olanların af olmayacağı say hadislerde Berat gecesi ve Kadir gecesi ki en büyük tecellilerin, affı mağfiretlerin zuhur edeceği gecelerdir. Bunlardan da af olmayacakları belirtilmiştir. Onun için ben hesabı 2 milyara yakın Müslüman hesabını eli sünnet dışı olan fırkalar çıkarttığım şey. Çoluk çocuk da birkaç yüz milyon eder. Milletin dolu çoluk çocuğu var. Ya buluğa ermemiş ki niye beraat alsın yani. Cehennemlik bir durumu yok. Onun için yine biz burada 200 58 buldum şimdiye kadar. Kaçmış? 29 çekiyor. 29 çekiyor. Bu demektir ki 28'i 29'a bağlayan gece son gecedir demektir. Burada bir gece eksiğimiz var. Çünkü 29. gece 30'a 30 olmadığından Şevval'in birine geçiyor demektir. O bizde bize alakadar etmiyor. O tabii ediyor. Onu çok anlatacağız bayram gecesi namazları. Için. Onunla ayrı bir şey. Ramazan gecesi değil. Teravi yok onda zaten. Yatsı kılıyoruz. Bu itibarla biz o son gecede de büyük tecelli Mesela ne dedik? 129 milyonu bulduk. İşte 4 cuma koyduk. 29'u koysak 20 biraz tabii sayı azalıyor bu sene itibariyle. 29 milyon iftarda var. 24'ten 96, 4 Cuma'dan saat başı azat olduğu için 1 milyon, orası 96 milyon ediyor. Burası 29 milyon ediyor. Anladınız mı? Efendim, e, ne ediyor bu? 90'a, e, efendim 20 daha güzel, 100 ediyor. Oradan da, efendim, e, 29, 96, 96'da efendim yok 96. He 96'da o 15 koysak ne etti bu hesabı bilmek lazım. Burada bir cehennemden azat olanlara girmek için uğraşıyoruz. Tabi Allah biliyor hesabı. Biz biz hesap bilmemiz de bizi sokmuyor o hesabın için ama yani efendim 125 milyon kadar bir şey diyor Bu 125 milyon hani 30 olmadığından oldu hesap şimdi şey oldu. Bu 125 milyon ee, sırf efendim e, iftar saatleri de bir de Cuma'nın 24 saati itibarladır. Fakat son gece geldiği zaman ne buyuruyor? Artık bia dedim ann Bu son gecedir. Geçmişte azat ettiklerinizin tümü kadar bir daha azat edin. Ya ne oldu 125? Hesap düzlendi bu sene. Bir 125 son gece. Allah Allah. Kadir gecesinde bu kadar müjde yok. Son gece Ramazan hiçbir gecesi terk edilir mi ya? Son geceyi de ekledin 250 milyon cehennemlik adam. Yani 1 milyar küsür, 1 milyar 100-200 belki çıkar Müslüman var. Bunların içinde bu Ramazan'a kavuşmadan ölseydi mutlaka cehenneme gitmişti. Ve cehennemi isticab etmişti, hak etmişti, istikak etmişti. Bu Ramazan'ın cumasına kavuştuğundan veya işte iftarında af olduğundan veya son gecede toptan pazara girdiğinden... 250 milyon ama yine de dörtte biri bile etmiyor ümmetin. Yani şu andaki yaşayan Müslümanım diyen ümmetin ben öbür eli sünnet dışında da çıktım. Yine bile eli sünnetim diyenlerin bile dörtte birine bile ulaşmıyor bu sayı. Dörtte üçü de sıkıntı var. E çünkü dörtte üçü de arkadaş yani namaz kılma sayısı oranı çok düşük. Yüzde beşlerde onlarda ya. Rastgele kılan falan böyle arada kılan o 20'de 25 olur ama ya cuma kılan oran bir ara bir liste yapmışlardı. Yani etüt yapmışlardı. Ama yani namaz kılmayan adam cehennemden azat olur mu arkadaş? Ya? Bir vakit namazı kasten terk eden adam cehennemlik olur ya. Hocanın bir de çıkmış hayvan olur demiş. Ondan sonra da yüklenmişler ona. O da şimdi özür dilemiş bilmem ne. Ya ne hayvan olur diyorsun. Hayvan olur diye bir şey efendim var mı kitapta? Yok. Ama cehennemlik olur diye var. Estaizu billah fe min ba'dim khalfun. Allah'u salate ve tebe'u şehevati fe kavne gayya. Kötü döller geldi peygamberlerden sonra başta namazı zayi ettiler. Kimisi inkar etti kafir oldu. Kimisi kılmadı fasık oldu. Kimisi vakti vaktinde kılmadı, mücrim oldu. Kimisi de efendim kazaya bıraktı. Kazaya bıraktığı için bir vakit namazı kasten kazaya bırakan uzibe hukuba. Cehennemde bir 80 sene yanar. Vel hukuk manun demek 80 sene demek. Bir namaza 80 sene. Bu hesap bunu da bir hesap et bakalım ne kadar namaz bırakmışsın. Kazalarda yapmamışsın 80 seneden. Bir hesap yap bakalım ki ne kadar yanacaksın. E sen daha ne beraati bekliyorsun? Namazsız adam. Bu Ramazan'da beraat nasıl bekler ya? Namaz oruçtan daha mühimdir. Bir günün Ramazan orucu neyse ki kıyamete kadar onu tutsan, kaza etsen kasten yolcu değilsin, seferi değilsin. Ondan sonra hasta da değilsin. Hasta da değilsin. Yedin orucu. Antrenman var, imtihan var. Bilmem ne uydurdun bir şey. Bir hocadan da fetva kafana göre hoca buldun herhal tutmadın. E bu da 61 gün kefareti gerektir. Sahabe-i birisi geldi. Ya Resulallah ben bir gün böyle anlamadım yedim. Yani niyet etmedim. Yani niyet veyahut da zaten niyet etse 61 kefaret gerekiyor. Niyet etmese 61 de yok. Niye kefaret temizlemiyor? Ne buyuruyor? Ben eftarası yevmen min Ramazan. Hadis-i şerifte Ramazan'dan bin gün oruç yiyen. Hasta değil, özürlü değil, yolcu değil. Lem yakza ani savmu deri kulli ve Ondan sonra ömrün hayatının sonuna kadar 50-60 sene sürekli tutsa bile o günü ödeyemez. Çünkü bu Ramazan orucu. Onun için bir zat gel ben tutamadım. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sene tutacaksın. Bir sene tuttu geldi bir sene daha tutacaksın. Bir sene daha tuttu geldi bir sene daha tutacaksın. Üçüncü seneyi adam tutarken öldü. Her gün her gün. Haber geldi dediler ya Resulallah. Üçüncü senesini tamamlayamadan öl. Buyurdu ki eyvah. Ömrünün sonuna kadar tutsaydı zaten ödeyemeyecekti. E şimdi bir namaz, bir vakit namazı, sabah öğlen ikindi akşam yatsı gibi bir namaz. Bir günün orucundan aşağı mı? Ben sana diyeyim. Fazlası var aşağısı yok. Namaz bu ya. Bunu kılmayan adam cehennemde acaba mı hayvan demek bilmem ne. Yani ama hayvanlar namaz kılmaz. Ayrı dava. Mesela. Şimdi işte hayvan demeye üzüm yok adama. Ama hayvanlar namaz kılmaz. E şimdi ne derdi Hac Cemal Efendi, Hac Cemal Öğüt Efendi? Rahmetullah aleyh, rahmeten vaat. Dedemin de hocası, dedem cübbesini tutardı. Çok meşhur idi. Çok böyle nükteli vaziler. Onlardan birinde ne derdi? Cemaata geldi sohbet ederken. Ya bugün biraz geç kaldım kusuruma bakmayın falan filan. Niye geç kaldım, niye sormuyorsunuz derdi. Hep bir mevzu çıkardı. Cevat derdi ki buyur hocam ne oldu ya sana? Ya bizim elletiyle çok meşgul. Elleti kadına derler. Zamir ismi mevsul elleti. Bizim elletiyle derdi. Bizim karısına elleti derdi. Bizim elletiyle çok uğraştırdı beni ya. Niye uğraştırdı seni Ramazan günü hoca efendi? Ya bir şey anlamıyor bu kadın dedi ya. Niye dedi? Ya dedi akşama yemeğe iftarlık ciğer almıştık. Kavuracaktık, kızartacaktık. Kedi ciğeri yemiş. İki katlı evdeyim dedi. Eyüp'te de otururdu mübarek. Üst kattan bir baktım alttan bir velvele koptu. Ben de dedi ne oluyor ya? Efendim yangın mı çıktı hırsız mı girdi? Efendi efendi çabuk 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 falan. Allah. Ben de apar topar indim aşağı. Ya cübbemi mübbemi toparlıyorum. Vaza geleceğim camiye yetişeceğim. Ne oldu sana ya? Baksana baksana. Niye baksana? E baksana kedici yeri yedi yesin ne yapalım hanım yani? <laughs> Allah'ın rızkı yani o onun rızkı da oymuş. Ya efendi ben ciğerin gittiğine üzülmüyorum. Bu hayvan oruç tutmuyor ya. Bu bizim elleti dedi. Ne kadar da saf imiş. Ben de bu sefer dedim ki be hanım sen bilmez misin ki hayvanlar namaz kılmaz. Hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar zekat vermez. Hayvanlar hacca gitmez. Kadına dedi anlatana kadar canım çıktı dedi ya. Böyle dedik birkaç dakikadan... ...sohbete geciktim dedik. Hakkınızı helal edin. Onun için bu tam başlıklık bir mevzu. Namaz kılmayana hayvan denmez ama... ...hayvanlar namaz kılmaz. İyi bir başlık çok güzel. Özür dilemenin de bir lüzumu yok. Ama... ...hayvandır da demenin de bir manası yok. Yani... ...laflara dikkat edeceksin. Şimdi... Sen efendim bütün ömrünü oruçla geçsen bir günün orucunu ödemiyor. Bu Ramazan böyle bir şey. Beş vakit namazdan bir vakit kazaya kalsa 80 sene azaba giriyor. Böyle bir şey. Bu kadar efendim e, tehlikeli diyeyim. İşleri nasıl göze alıyorsun? Allah Teala sana 24 saat vermiş. 24 saatte 48 bin nefes normal nefes alıp veren için aldırıp verdiriyor. Bir nefesin tıkansa dünyayı versen kimse sana nefes veremiyor. Ölüyorsun gidiyorsun. Bu kadar iyilikleri üzerimizde olan Allah'ımıza hem guslünü alsan hem taharetini yapsan hem abdestini alsan hem temiz olsan hem tertemiz olursun düzene girersin rükû secdede Allah'ın huzuruna durursun. Ne huzur bulursun ya? Şu namaz kılmayanlar nasıl yaşıyorlar? ben namaz kılmadığımı tasavvur bile edemiyorum. Bir vakit namazı kaçırmayı tasavvur bile edemiyorum. Dünyam zindan olur. Gökler yere iner. Benim için. Bitmiştir hayat benim için. Bitmiştir. Ağlamak, sızlamak kar etmez. Sen ne diyorsun ya? Namazı nasıl şakaya alıyorsun be adam ya? Şimdi tabii bu hususta Cehennem hakkında bir hadis-i şerif okuyalım dedim size. Burada içki içenler, kumar oynayanlar, tabi özellikle uyuşturucu içenler, bizim içki, uyuşturucu ve kumarı kumarın iki cihanda yol açacağı felaketler. Son çıkan kitabımız muhteşem. İçinde çok acayip hadis-i şerifler ve rivayetler ve kıssalar ve hisseler, çok acayip hükümler, fetvalar, tavlasından satrancından efendim e, kuş beslemesinden birçok meseleye orada kuşlarla oynamaktan yani beslemek iyi de kuşları oyna, oyuncağı yapmak, kafese tıkmak falan. Bu gibi birçok meseleyi orada yazmışım. Bu hadis-i şerif de orada beyan edilmiştir. an Muhammed bin Kabe Kurazî radıyallahu teala. Yani o قال. Muhammed bin Kabe Kurazî radıyallahu buyuruyor ki Ruvya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin buyurduğu rivayet olunmuştur ki Ta cari bul kameri ve kıyameti ve el kuz muallakun fi fi unugı ve't tumburu fi kathi hatta yuslabu ala khushubatin min nar feyunadi munadin adha fulan ibnu fulan min mawdi' hada ve rihul kamer kad adat ehle'l mawqifi yastagithuna ila Allah taala minni rih böyle gidiyor. Şimdi bu hadis-i şerifte kıyamet gün dünyada içki içmiş adam, Ramazan'da bile içkiye devam edenler var. Azalıyor mu? Dünyada içki içmiş adam kıyamet günü mahşere getirilecek. İçkinin kasesi küpü neyse neyle içiyorsa o kase bardak boynuna asılacak. Eline de tamburu verilecek. Tambur. Tambur çalıyorlar ya. Nasıl bir şeydir? Şimdi o içki içenler ekseri çalgı türküyle birlikte içiyorlar. Onun için içki içmek kesin haram şarkı türküde tasnif var. Yani şöyle olursa böyle olursa yok kahramanlık türküleri yok mehterandır. Böyle bir tasnif yapmak zorundayız zaten. Şimdi ama içki sofrasında, içki masasında, içki başında e, çalınan, söylenen şarkı türküler zaten küllün haram. Çünkü içkinin içkinin olduğu sofrada oturmak haram. Mecliste bulunmak haram. O bakımdan zaten burada artık udun tamburun fetvasını konuşmanın gereği yok. Zaten içki masası. Dolayısıyla bunun tam burada eline veriliyor. Kasede, içki kasesinde boğazına asılıyor. Kendisi de cehennemde ateşten bir dar ağacına asılıyor. Bunun üzerine bir münadi Allah tarafından sesleniyor. Bu adam falan yerden falan oğlu felandır. Fakat şarap kokusu öyle bir sarmış ki ortalığı içki kokusu mahşer halkının tümüne eziyet veriyor. Yahu Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu kadar insan ve cin içki içenin ağzının şarap kokusundan mahşer meydanı gibi büyük yerde rahatsız oluyorlar. Ve allah Teala'ya sığınıyorlar. Ya Rabbi bu ne fena koku, bu ne çirkin koku, bu ne pis koku aman ya Rabbi. Ben de anlarım hemen ha. Böyle çok uzaktan yanaşsa böyle sarhoş olmasa bile içki içtiğini hemen anlarım. Böyle. Benim de uşlarda çok böyle şeyim vardı. Sıkarayı da anlarım, içkiyi de anlarım. Kendim hiç içmedim ama Hemen an ne rezalet bir koku, ne pis bir şey. Mahşer halkı diyor ya Rabbi bu kokudan bu kokudu bizi mahvetti ya Rabbi. Sen bu kokudan bizi halas ile ya Rabbi. Böyle dua diyor edecekler. Sümme yekul ile nar. Sonra buna Mevla ferman buyuracak. Hadi bunu gönderin cehenneme. Mahşer halkının hesabı var, kitabı var. Buna zaten. Hesap kitapsız adam. Cehenneme zümera. Yollayın bunu ateşe de. Bari millet de bunun eziyetinden, kokusunun pisliğinden kurtulsun. Burada bir e, kısa ara verelim. İnşallah hadis-i şerif başladım ve bitireceğim inşallah bu gece. Uzun manalar var. Sizlerle paylaşacağım. Hadis-i şerifte çok cehennemin azapları hakkında çok korkunç, tehlikeli şeyler var. Ben içki içmiyorum diye bana ne bundan diyemezsin. Sen içki içmiyorsan gıybet ediyorsun. Öbürü gıybet etmiyorsan zina ediyor. Öbürü olmasa faiz diyor. Öbürü onu yapmıyorsa yalan diyor. Yani büyük günahlar adamın başına bela açacaklar. Bundan kaçınacak bir durum yok. Ancak tevbe istiğfar. Bu mübarek gecelerde, sahurlerde, sahurlarda. Hel min var mı tevbe eden. Hel min müstahfirim var mı af isteyen. Allah nida diyor. Niye bu saatte istiğfar etmiyoruz? Vel mustahfirîne bil eshar. Seher vakitlerinde af isteyenleri. Affederim Allah buyuruyor. Onun için istiğfara devam edelim. Biz bir ara verelim. Bu arada tekrar size dönelim. Allah hayırla döndürsün. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala ve sahbihi Birinci bölümden geldiğimiz noktada dünyada içki içenler, uyuşturucu kullananlar, işte buna kıyas edin, kebair günahlar işleyenler, e, zinada içkiden aşağı değil, faiz içkiden aşağı değil, zinadan aşağı değil, böyle. Büyük günahçenlerin durumu e, cehenneme atıldığı vakitte yunadi el fesenet ve ataşah ve Bin sene şimdi şaka geliyor bize ya. Bin sene. Bütün ömrümüz hayatımız toplasan 60-70 sene. Çocukluğun bocukluğu çıksan be Bize saf, saf bir 50 sene kalmıyor. Bin sene ne demek ya? Bu dünyadaki hayatımızda bile 50 sene 60 sene bize ne kadar da uzun da geldi. Bayağı da bir şeyler yaşadık yani görmediğimiz şekilde kalmadı. E bir de bunun bin sene olduğunu düşün. Bu bin sene diyor bağırıyor. Vay benim susuzluğum, vay benim hararetim. Bak şimdi oruç tutuyorsunuz. Biraz susuzluktan, hararetten anlarmışsınızdır herhalde. Ben şimdi bir arkadaş bugün iftarda söyledi de. Yahu de, sabah bir kalktım. Nasıl ağzım yapışmış. Nasıl ağzım yapışmış. Ben böyle bir şey görmedim. Ya e tabi ben şeker hastalığım ilk Olduğu vakit e, haberim yok. Birkaç sene şeker olduğumu anlamadım da. O vakit çok bilirim. Şimdi insülin falan devamlı makineler bağlı olduğu için. O kadar olmuyor. Ama o zamanlar iki sene anlamadım. Çok da zayıfladım. Bir susuzluk geliyor. Ağız öyle bir yapışıyor ve köpürüyor. Şöyle tarif ediyordum. Hortumu ağzıma bağlasalar, hortumu... Hararetim geçmiyor. Su bir an dursa hemen yapışıyor Ya o birkaç dakika idare etsin. Etmiyordu yani. Şimdi bu cehennem bu ya. Ateşin içerisinde. Şeker hastalığından benzer. Ben bunu yaşadım yani. Hortumlar bağlansa hararetim dinmezdi ya. Allah diyecek halim kalmadı. Efendim sana dediğim tarikat dersi. Yapamıyorum. Ta bilmiyorum da hasta olduğumu. İtikaftayız. Oruçta tutuyoruz. O zaman. Dedi kalben yap o zaman dedi. Yani çünkü zikir dillen yapılan derslere geçmişim. Fakat kalben yapmakla. Çünkü neden? La ilahe illallah diyemiyorum ya. Mümkünatı yok. İstediğin kadar suç. Onun için bir de bunun bin sene bu hale düştüğünü düşün. Vay benim susuzluğum. Ne lüzum var ya. Dünyada içki içiyorsun, zıkkım içiyorsun. Faiz yiyorsun, zina ediyorsun. Yani Allah bu kadar şurupları, şerbetleri, Halal etmiş binlerce içecek var ya. Binlerce imkan var ya. Faiz almadan borç almak var, karza seni var, şu su var, bu su var. Ne yapalım bir adı kanaat et, idare et canım. Harama girme ya. Ne yapalım İdare et, cehennemde daha mı iyi? Zina etmemek için bin tane çare var ya. Yani nikah meselelerinde. Mevla kolaylık verdi nikah içinde ya. Zor bir şey değil ki nikah. Sen niye zina diyorsun? Demek sen. Allah'a saymıyorsun demektir. Bunun başka bir izahı yok. Yani. Mevla da seni saymaz. Atar cehenneme. El kaydu fi nari ve Atarım ateşime diyor. Tarafına da bakmam diyor. Bağırsın da dursun diyor. Sümme yunadi maliken Dara amen. Dün gece de sohbette buna benzer bir hadis-i şerif okumuştum Tembül Gafilinden. Bu Ravzatül Ulema isimli eserdedir. Çok eski 1100 senelik eser yazması var bizde. Bu rivayeti oradan aldım. Sonra 80 sene Malik'e nida ediyor. Malik cehennem bekçisi. Dün anlattım. Ey Malik bak bana dinle beni, duy beni. Hiç bir cevap yok. Sen bu kadar ezan duydun. Cevap verdin mi? Bu kadar Allah'ın yoluna davet edildin. İcabet ettin mi? Malik seni niye duysun? Her şey burada oluyor ya. Bu gecelerde, bu günlerde ne olduysa onu yaşayacağız. Başka bir şey yok yani. Sonra azim mekali sefun eden min har cehennem. Ondan sonra Allah Teala buna bir hastalık bu ediyor. Cehennemde bir hastalık da var. Burası ilginç. Öyle bir hasta 70 tane dert veriyor. Hepsinin harareti cehennemin sıcağından şiddetli. Sıtma gibi. Artık ateşli hastalıklar. Ya adam zaten dışarıdan maruz ateşe yanıyor. İçten de ateş geliyor. Şimdi bu içten gelen ateş öyle bir şey değil. Ki. Adamı buza koyarsan yanıyorum diye bağırır. Yani klimanın önüne otursan İçi yanar yani. Çünkü bu içten gelen yangın başka bir şeye benzemez. 70 tane dert ona hastalık usalladır. Biz bir tane başımız ağrısa kafamızı duvara vuruyoruz. Bir karnımız ağrısa insanlar içinde böyle hemen gidiyoruz. Başımızın çaresini arıyoruz. En ufak bir ağrıyasa diş ağrısına dayanamıyoruz. 70 tane Efendimiz derdi ki bir yeri ağrıyan hastanın üzerinde yine ne kadar nimetler var ondan haberi yok derdi. Sade dişi ağrıyor, ağrıyor diye bağırıp duruyor derdi. Halbuki aynı anda başını da ağrısa, aynı anda karnın da ağrısa, aynı anda beynin de patlasa, pıhtı atsa, aynı anda felç de yapsa, uuu, binlerce adı bir adet-i küllü ve deva. Dert sayısınca salavat okuyoruz. O kadar hastalık var Allah'ın gönderdiği. Bu kadar hastalıkları bir anda sana musallat etse ne yapacaksın? Onun için bir tane hastalıkla idare et işte. Yani ne konuşuyorsun? Sevgilik hastalık mı? Adam bir yandan yanıyor. Adamın üzerine 70 tane hastalık musallat ediyor. Hepsini ateşli hastalık. Sıtmalı hastalık. Sümme yursilullahu teala ale arakan müntinen. Allah Allah. Mevla yaptı mı var ya azap. Ve la yuthiqu ve thaqahu ahad. Fe yevme idil la yu'azzibu azabahu ahad. Fecir suresinde. O gün mahşerde ahirette. Allah öyle bir azap edecek ki onun azabı gibi kimse azap edememiş. Edemez. Dünyada bu kadar kaza tutmalar, derisini yüzmeler, kazanda yakmalar duyuyoruz. Firavunlar neler yaptı? Hesabı uhdüt yaptı. Ama Allah'ın azabına değer mi bunlar? Allah ne azap edecek onlara? Benim gibi kimse azap edemez buyuruyor. Şimdi onun için milleti böyle ya boşver Allah affeder Kerem sahibi de şudur. Çok yumuşatmanın bir gereği yok yani. Ben azap edeceğim buyuruyor. Burada Çarene bak ya. Bu kadar ayet, hadis, dua, zikir, kaynıyor. kitapla bir şeyler oku bir şeyler amel et. Başının çaresine sen bakacaksın kardeşim. Kimse seni düşünmez. Ve la Allah'ım öyle bağlayacağım ki diyor cehennemde onlar. Benim çektiğim bağlama gibi kimse bağlama yapamaz. Bu ayet. Ya çünkü daha ne bu hadis-i şeriften ne anlıyor? Ne tahtübe ediyorsun? Son Allah Teala bunun üzerine Pis kokulu bir ter musallatı. Hani cennet ehli yiyecekler içecekler de büyük abdest yok, küçük abdest yok. Hadis-i şerifinde, say hadistir o. O hadis-i şerifte soruyorlar ya Resulallah ihtiyaçlarını nasıl görecekler. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onların e, üzerlerine bir ter çıkacak. Arakumul e, misk. E, terleri misk olacak. Nasıl misk biliyor musun? Yani dünyada alıyoruz işte. Ceylanın göbek kanı mıdır, değil midir kimyasal mıdır? Orada da dolu ihtilaf var. Hakikisi de çok pahalı. Hakikisini de tam bulamıyoruz. Biraz azaldı o işler. Hakiki misk bile ceylan karına, Cennetteki misk Allah'ın kudretinden kün feyekün olmuş yani. Öyle misk kanı, göbek kanı değil. O misk, ya şimdi demek istiyorum sana dünyada öyle bir mal yok. Satılsa çıksa borsalar çöker. Öyle bir mal yok. Bütün terleri misk olacak. Misk ne demek? E, hafif bir ter çıkıyor yemek yedikten. İstersen 70 bin kap ye. İstersen 700 bin kap ye. Tafu bir sahafi midebü vekvap. O ayet-i kerime tefsirinde altından çanaklar ve küplerle etraflarında dönülüyor. Bakın hadis-i şeriflere görürsünüz tefsirlerde. 70 bin tabaktan bahsediliyor. Her biri 10 kişiyi doyururdan bahsediliyor. Bir tanesi birinciden aldığı lezzet sonuncudan aynı lezzet. Halbuki biz şimdi biraz yiyoruz. ikinci de üçüncüde yediklerimizin lezzetimiz azalıyor. Tıkanmaya başlıyoruz. Tıkanmasak da patlayana kadar yiyeceğiz de. Ama şimdi orada lezzeti, zevki kaçırıyoruz. İlkinden alınan başka. Onun için insan en sevdiklerini geri bırakıyor iftarda. Niye şimdi çorbayı morbayı sebzeyi aradan çıkaralım. İşte neyse herkesin sevdiğine göre et mi börek mi baklava mı. Yani o zaten çok sevdiğim için sonunda da yenir. Çünkü neden? Çorbayı geri bıraksa yenmez. Yani insan bunu hesap ediyor zaten fıtraten. Burada ne oluyor? 70 bin tabak geliyor. Birinciden yediği gaz yok. Sindirim sisteminde sorun yok. Ya ne demek ya? 70 bin tabak bir tabaktan 10 kişi doyar. Bunlar hepsini yiyor. İsraf yok, haram yok, mekruh yok. Cık 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 cık. Cennet buna denir yani. Cennet burası. Ve sonuncu tabağı aynı lezzet, aynı işte Allah yiyor. Nereye gitti bunlar? Efendi Hazretleri Musa Aleyhisselam Firavun'un ee, e, büyücülerin 70 bin büyücü iki dağ arası vadi doldurdular urganlarla, iplerle, halatlarla. Çıvaladılar onları. Ne oyunlar ettiler? 70 bin büyücü. Katırlar tırlar taşımaz. Nasıl dedi o asa derdi? Yuttu bir anda hepsini. Sonra yine geldi Musa Aleyhisselam'ın eline. Koca ejderha aldı. Sonra geldi bir asa aldı. Nere gitti derdi? 70 bin büyücünün malzemesi derdi. Ha şimdi çöp ötme makinaları çıkmış az çok. Yani ilerliyor teknoloji. Bakıyorsunuz çöp öğündü gitti veya işte arıtma testleri bilmem. Pisi temize döndürüyorlar. Suyu kullanacak hale getiriyorlar vesaire. Bunlar şu anda başlamış zaten. Ama Mevla'nın kudreti o ki senin hem koku ihtiyacını gideriyor. Yani şimdi de koku ihtiyacın var. Güzel kokman lazım. Misk hakiki cennet miski. Hıtamu misk. Kur'an kendinde de geçiyor misk. Amber geçmez. Ut geçmez. Ut Buhari hadiste geçer. Mis Kur'an'da da geçer. Türkçe'de mis diyorlar. Mis. Halbuki misk sonu kel yani. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Sürmek sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği. Sürdüğü misktir, amberdir ve ottur. Gül rivayetlerde yoktur. Gül yağı ulaşmamış olabilir. Teni gül yağı kokardı. Teni gül kokardı. Ama yağ olarak oralarda ulaşmayabilir. O zaman gül yağı çıkartmamız sanatı. Ama misk, amber ve ot hakkında sahih hadis-i şerifler vardır. Şimdi cennette bunların hakikileri vardır. Ve terle beraber bu ihtiyacın karşılanacaktır. Sana da hiçbir zorluk, zahmet efendim yanaşmayacaktır. Şimdi bu adama ne yapıyor Mevla tam tersine? Pis kokulu bir ter musallat ediyor. Ya acayip bir şey bu ter ya. Ter bir şey değil de kötü kokarsa çok acayip bir şey. Yani bir pastırma yüzün eğer ki çemenli yediysen yandık ya. Üç gün sonra çıkıyor ya. Çemeni kuvvetliyse iki üç gün <laughs> rezillik hemen yıkanmak lazım. İşte şeyler sürmek lazım. Tabi cemaate gidiyorsun yanında cemaat geliyor. Yani yemesen daha iyi tabii ki bu kadar. Ağır kokulu şeyleri. Cemaata gidenler için konuşuyorum. Efendi Hazreti der bir kere Bahattin abiyle miydi? Ama öbür Bahattin, Emin Saracın abisi var Bahattin abi. Rahmetli oldu onda. Tanırdım. Efendi asker arkadaşıydı. Bir tutam sakallı askerlik yapmıştı. Onunla dedi gittik cemaattan biri çağırdı bizi. pastırma yedirdi bize. Oradan da gittik efendi babayı ziyarete. Efendi baba da meleklerle tabii çok görüştü için falan çok hassas idi. Biz dedi zaten pastırma yedik diye Uzağa oturduk, kapının önüne girdik, ha böyle oturduk. Oturur oturmaz dedi, epey de mesafe var kaç metre? İkiniz de çıkın dedi. İkiniz de çıkın dedi. <laughs> Bizi çıkarttık. O gün bugün pastırma yememişim der defanser. 60 senelik kişi konuşuyor. Ruziyane. yani. 70 seneye yakın bir kişi konuşuyoruz. Yani orada da meleklerin yaklaşmaması, eziyet duyması falan. Koku acayip bir şey yani. Bazen de tahammülü tahammül edilemeyecek bir şey yani. Bazı insanın da teni kokar. Yani fıkha göre bazen boşanma sebebidir biliyor musun? Fıkha gitse, müracaat etse, teni kokuyor falan karı kocayı. Yani mahkeme şeriyede bile e, konu yapılan bir şey, husustur bu. Koku çok kötü bir şey. Allah buna bir leş kokusunu salatacak. edecek. Rabbir bir arak Başlayacak ya Rabbi bu teri benden kaldır. Feleyur <laughs> fa'anhu. O ter ondan kaldırılmayacak. Devamlı leş kokacak. Yanındakiler de eziyetliyor. Herkesin günahı başka, farklı. Azabı farklı ama aynı tabakada yanıyor. Aynı tabakada yanınca o adam diyor ki bu çok bağırıyor, bunun yüzünden ya Rabbi eziyet duyuyorum, bunu başımızdan defet. O zaman bunu tüplere alıyorlar, tüpün içinde yakıyorlar, sesi duyulmasın. Dün anlattım hadis. Tafiyametin mümette de, surede de var, hadde de anlattım. Ondan sonra birisi mesela kokuyor, kokuyunca ona de, yandakiler diyor ya Rabbi zaten yanıyoruz burada, yani. <laughs> yanalım da bari yanmanın da bir üzülü var. Bu adamın leş kokusundan canımız çıktı. Ateşten beter musallat oldu bize. Bunu al bizden. Böyle durumlar var. Rezilliklere bak ya. Neymiş içki içeceğim dayanamıyorum. Zina açacağım dayanamıyorum işte. Dayanırsın burada bin sene. Ne bini? Daha da neler var şimdi. Sümme yecihu nârum fetekulü hatta cediden. Aman ya Rabbi. Şu duruma bak ya. Şu durumda. Sonra bir ateş gelir onu yer. Yer bitirir onu kül eder. Adam külleri kaldı ha burada. Sonra yeniden diriltilir. Ya yeniden diriltilir. Mevla Teala azabı bitirmemek için ölmek yok, dirilmek yok. Yani ne rahat canlanabilir ne de ölüm tadabilir. Ne ölecek ne dirilecek. Yani can çekişecek. Sonra o tekrar diriltilir. Sümme Ateş tekrar gelir. Ateş onu yakar. Elleri boynuna bukağıyla tasmalanmış. Ayakları efendim e, demirlerle e, kelepçelenmiş. Ve suhabu fiyâ bis Zincirlerle sürütürler, sürütürler. yüzünün, suratının üstüne çekerler. Feyze sehâte bil maciye bil Su, su, su bağırır. Bu sefer hamim getirirler. Çünkü dünkü derste hamimle ilgili birçok hayat okudum. Hamim kaynar suyu getirirler. Hatta hizmetli o ve daha o kaynar suyu yüzüne yaklaştırdığı vakitte yüzünü kebap eder, etlerini döker içine girdiği vakitte. Çünkü adam sıvı bir şey, akan bir şey arıyor yani binlerce sene olmuş. Adam diyor ki aksın da ateş aksın, akan bir şey olsun ateş aksın. Mevla böyle çektirir yani. Onca kimce Allah rahmetiyle, direk ramul tamam. Ama ma garrak ya Rabbi kel kerim. Seni kerem sahibi Rabbine kim aldattı diyor. Benim keremime niye aldandın ki sen? Hangi hocalar aldattı seni? Hiç ki sen de afade namaz kılmasan da cennete gidersin. Kim affetti seni? Gidersin ama tevbe edebilirsen, kaza edebilirsen, dönüş yaparsan tevbe kapısı açık. E nasip olur mu sana tevbe? Kim garanti verdi sana tevbenin? Birden ölüm geliyor. Bu kadar insan tevbesiz ölüyor. Görmüyor musunuz her gün cenaze? Bunların kaç tanesi şehadet okuyabilmiştir? Kaç tanesi tevbe var edebilmiştir? Kaç tanesi kulaklarından helallık alabilmiştir? Kaç tanesi namaz kazasını, zekat borcunu hesap etmiştir, varsa ödemiştir? Kaç tanesi vasiyetini söyleyebilmiştir? Birine borcu varsa bilmem neyse. Kaç tane? Pat diye gidiyor. Adam öleceğini hiç hesap etmiyor ki. Kıyamete kadar yaşayacağım zaten. Gencecik adamlar da ölüyor. Yaşlılar zaten çok mu akıllı? Daha gafil. 90 yaşına. Anı secde edememiş adamın ya. bu, i̇man yok yani. İman yok insanlar çoğunda. Bakma sen Müslümanmış, Sünniymiş. Allah'tan korkmayan, ahireti düşünmeyen bir insan gidiyorum ben buraya hiç tedarik görmez mi yani? Hazırlık yapmaz mı? Buradan bir temizlik, bir arkaya bir efendim kefaret bırakmaz mı yani? Bu nasıl bir iştir? İmansızlık işidir. Allah Teala bu azaplara düşmekten, gazabına maruz kalmaktan Şümbarek seherde istiğfar saatinde van muhafiz diyen, afedeyim helmi müstahfirin diye iddiaların geldiği her iftarda bir milyon. Yarın cuma gecesi. Akşam ezanı girer girmez cuma basıyor. Biz onun için mescitte oluyoruz. Bu cuma gecesinde saat başı bir milyon azat oluyor. Saat başı. Yani 24 milyon sırf cumada bak. 24 milyondan 4 cuma olsa 96 milyonun beraati sırf cumada veriliyor. Onun için yarın gece mutlaka işte bize gelebilen bize gelsin. Sohbeti radyodan televizyon izleyen izleyebilsin. Mutlaka camilere gitsinler. Mutlaka teravih. Cuma gecesi Ramazan cuması bu ya. Bir de saat başı azat. Bir saatte olamadın öbür saatte. Bir saatte kaçırdın öbür saatte. Yarın tabi geceden başlıyor. Geceler kısa. Sonra sabah gün gün erken doğuyor. 3.20'lerde gün yani giriyor. Sonra güneş doğana hep o her o saatte 1 milyon azatlı var. Niye biz biri olmayalım ya? Yani burada 24 milyon azat olacakken ama bizimki diyor ki ya diyor ben niye azat olayım ki sen azat oldun niye ben zaten cennetliyim diyor. Ha o zaman mesele başka. Sen zaten günahım yok. Ben cenneti garantinelim diyorsan benim sana konuşacak vazım yok. Ama evliyaullah efendim imansız ölmekten sığınırken, gece gündüz ağlarken, uykudan, yemekten kesilirken sen bu vaziyette, ben bu vaziyette ben niye azat olayım? Zaten ben cehennemlik değilim ki. Kafasındaysak bu Allah muhafaza iman tehlikesidir. Çünkü garantiye almak iman tehlikesidir. Vel emni küfrün. Bir adam dese ki yine la yani emin olsa allah Teala'nın az bana çarpmayacak diye kesin güvenceli olsa garanti konuşsa kafir olur diyor. Bütün ayetler hadisler kafir olur diyor. E madem bizim cennetlik olduğumuz kesin değil, cehennemden emin olduğumuz kesin değil, o zaman biz azat olmanın saatlerini kollamalıyız. Tevbelerle, istiğfarlarla, zikirlerle, dualerle. Ondan sonra iftar saatine yakın yapılacak şehadetler, istiğfarlar. Bütün gün yapılacak. Şehadeti çoğaltın, istiğfar çoğaltın. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığın. Hadis-i şerif. Her gün söylemeye çalışıyorum. Derginin 89. sayfanın başında var. Her gün 3 kere, 5 kere en az bari iftara yakın af olmak için yapalım. Hadis-i şerif emrediyor. 4 hasleti çoğaltın. Rabbinizin rızası buradadır. Cennet cehennem e, istemeniz size şefaat edecektir yarın ahire. Ramazanda çok yapın diyor. Ramazanda. Onun için tevbelerle, istiğfarlarla mutlaka artık bunun 250 milyona ulaşacak bu sene ki bu beraat alan rakamı. Hadis-i şeriflerin hesabını ilk bölümde yaptık. Biri de biz oluruz inşallah ya. Ya yani niye olmayalım arkadaşlar? Yeter ki Allah'ın kapısına dayan, rahmet sığın, keremine sığın. Ama tevbede et. Namaza başla. Kazalarını kılmaya başla. Orucunu haramlardan sakınarak tamamlamaya çalış. Mevla'ya saygılı ol. Takva üzere orucu tamamla. Mevla görsün ki bu kulum benden korkuyor. Azabımdan sakınıyor. Ara sıra günaha düşersin. Peygamber değiliz. Ama hemen toparlayıp estağfurullah demeyi bilene Mevla böyle ki Kat' alime abdi enne rabben yagfiru zembehu benim kulum anladı ki onun bir Rabbi var. O Rabbi onun günahlarını affediyor. Başkası da onun günahlarını affedemiyor. Onun için günahtan hemen çekiniyor. Vazgeçiyor. Hemen istiğfara başlıyor. Ben de kulumu ne yaparsa yapsın affettim diyor. Bu da sahiptir bu kardir. Ne yaparsa yapsın dikkatli anlayalım. Yani şunu demek istiyor hadis-i şerifte. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe ettiği sürece, bana sığındığı sürece, vazgeçtiği sürece, pişman olduğu sürece ben onu bağışlayacağım. Çünkü benden gayri bağışlayan bir Rabbi olmadığına inandı buyuruyor. Ama bu kimin hakkında geçer? Günah yap 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 hiç istiğfar yok. E şimdi bu adama bu hadis vurmaz ki. Berat vurmaz ki, azat vurmaz ki. Cuma da boş. Kadir gecesi de boş bu adama. Çünkü ya Rabbi afet demiyor. Onun için Allah günahlarımızı bildirsin. Suçlarımızı, kabahatlerimizi göstersin. İstiğfara devam ettirsin. Nedametle, ne pişmanlıkla kararlı bir şekilde günahlar bırakmaya azim versin Allah'ım da. فصل الكريم اللي شرفته رمضان شريفته براءات الله الى سن آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثر صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى